Herkese merhaba arkadaşlar. Yaklaşık bir ay önce biliyorsunuz ülkemizin en büyük deprem felaketini yaşadık. Bu sebepten herkese geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kalanlara sabır, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Umarım en kısa zamanda tüm yaralarımızı sarmış oluruz. Bu felaket hepimizi çok derinden sarstı. Bizim de memleketimiz Malatya'da depremden etkilenen yakınlarımız, akrabalarımız, arkadaşlarımız oldu. Bu süre zarfında alana gitmeyi ne kadar çok istesek de destek olmak açısından bunu çalıştığımız firmalarda işimizi sürdürmemiz gerektiğinden dolayı yapamadık. Mümkün olduğunca uzaktan hani yardım ulaştırmaya, destek olmaya çalıştık. Bunu iyi bir şekilde sürdürdüğümüzü düşünüyorum. Çünkü orada internet çekmiyor, şebeke yok. Ben aileme, akrabalarıma çok zor ulaştım. Uzun ve zorlu bir süreçti. Akrabalarımızın da olduğu Dilek Köyü'ne yaklaşık 3. günün sonunda yardım ulaştırabildik. O da sosyal medyadan tanıştığımız Kasap Efendi Oktay abi ve Elev Okulları mıydı? Elev Okulları... Sizin iş yerinden destek olmuşlardı. Onun eşi orada çalışıyor. Gece saat 11.30'da ilk yardımı onlar götürdü. Evet, onlarla o köye ilk yardımı ulaştırmayı başardık. Mümkün olduğunca gidemesek de bu şekilde destek olmaya çalıştık. Yani tüm bu bir aylık süreçte de sizlerle burada buluşamadık. Açıkçası bizim de ne video çekmeye ne de kamera karşısına geçmeye halimiz vardı bu süreçte. Bu bir ayın sonunda normal işlerimize nasıl gidiyorsak artık yavaş yavaş hayatımızı bizim de düzene sokmamız gerekiyordu. Bu yapmış olduğumuz kamp olayı da bizim artık hayatımızın ve işimizin bir parçası. O yüzden yeni bir videoyla şimdi karşınızda olacağız. Umarım severek ve keyifle izleyeceğiniz bir video olmuştur sizin için de. Bundan sonraki süreçte de Küboş'la ne yapabiliriz diye konuştuğumuzda bu çekmiş olduğumuz videonun bir aylık gelirini yine ihtiyacı olan bir kişiye bölgedeki arkadaşlarımız veya akrabalarımız vasıtasıyla elden ulaştırmaya karar verdik. Hani bunu da burada size açıklama gereği duyduk. Çünkü sizler bizi izledikçe bizim kanalımız büyüyor ve biz bir gelir kazanıyoruz haliyle. Hani o yüzden sizlerle paylaşma gereği duyduk. Aslında bu sadece bizim bağışımız değil, hepimizin bağışı. Umarım güzel çocuklara, güzel ailelere, ihtiyacı olan herkese erişebiliriz. Geçtiğimiz aylarda bunu elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Bundan sonra Allah iyi insanlarla, iyi kişilerle karşılaştırsın. Bizi de bugünlerimiz aratmasın. Ülke cefimize geçmiş olsun. Evet, diyeceklerimiz kısaca bu kadar. Hepinize şimdi iyi seyirler diliyoruz. Sizi videoyla baş başa bırakıyoruz. Gitmiyor. Geri git diyorsun da gitmiyor işte. Oturdum deme ya. Görüyor musun? Evet. Ve üç sürü var ya. Kartta yürü. Bir bakalım. İzini belli etme. Hayvanlar içimi çekti. İnanmıyor. Küçük böyle ikizi. Sanki göle inmiş. Bak, gölün üstünde gezmiş. Gördün mü? Evet. Bir bal. Aman aman. Bazen kar göçüyor anlamadan. Üstünde yürüyoruz hiç hissetmeden. Gölün kıyısı burası. Tam şurası bak, şurası toprak zaten. Olabiliriz. Neyse, çok da gitme. Risk almayalım, bir bakarız kalınlığına. Şey var zaten bak bir. Yumuşama,
sulanma. Zaten aşırı derin değil. Yok. Şu an suyun üstündeyiz. Evet. Sen şu an suyun üstündesin. Hadi gidelim bakalım şu alana doğru. Gerçekten iki gülmesin mi yüzünüz ya? Allah'ım ya. Ay. Aykut. O kadar kazıyorsun ki şu an her şey çamurların burada. O yüzden tık atıyorsun yani. Ne yapıyorum? Tıklatıyor muyum? Tık atıyorsun yani, tıkandı orası. Her yer tıkandı. Sağdan mı gitseydik anlamadım. Sağ, ki. Ya bir geri gelebilirsen kurtar kendini, sağdan gidelim. Bak ya. İyi kurtuldum gerçekten. Şu yokuşu çıktık mı tamamdır. Nasıl düştün sen ya? Battım, düştüm. Hayır. Niye hareket etmiyor ya? Hiç fark etmiyor. Zincir takmayı hiç istemiyorum. Şuraya kadar gitsek tamam zaten. Burası bayağı derinmiş ama. Evet. Yani beni batıracak kadar. Tekerleğin yarısını geçiyor. O yüzden tekerleğin önü çok yoruluyor. Alan yok ya, var ya yok. Ondan sonra kar inceliyor. Burası birazcık kuytu kaldığı için. Evet. Yüksek kalmış. Oh. Şu önünü de açacağım biraz. Zaten çok geriye gitme. Hep kazındırıyorsun. Ufak ufak gitmen gerekiyor. Bu sefer tekerleğin şey yapıyor böyle. Kazındırdıkça oturuyor. Altı oturursa diye korkuyorum. Altı da oturmak üzere zaten. Şu kadar kaldı ya. Şunu şu sana kadar veriyorum. Kalsın. Gitmiyor, gitmiyor. Geri git diyorsun da. Gitmiyor işte. Oturdum deme ya. Derinlikten dolayı altı oturdu muhtemelen. Ne yapacağız? Altını birazcık temizleyeceğim. Ondan sonra gerekirse turuncuyu da koyacağız yukarıdan. Geçeceğiz şurayı. Ver bakayım küreği. Hiç geri gitmiyor mu? Aslında çok da oturmamış ama. Ya senin solun birazcık yakın. Sağ iyi kurtarık.
Sökeceğiz şunları mecburen. Sök, işine yarayacak. İnşallah işimize yarar. İşine yarayacaksa sök. Valla işine yarayacaksa sök diye bir şey yok. Deneyeceğiz. Yarayıp yaramayacağını kimse bilmez. Öyle canım. Var işte en azından bir umut. Yer atsaydım. O seneden sonra hiç kullanmadık değil mi? Yok. Bir senedir arabanın üstünde diyebiliriz. Ben o taraf problem. Ha? Burası lap diye gidiyor, arabayı bile hareket ettirdi ama. Şimdi şu arka tarafı da birazcık açacağız. Vallahi ben de yoruldum. Üstüne üstlük açız da canım. Kahvaltı mı yapsak önce? Ondan sonra kurtulup çadırı kurarız. Olur. Yani... Zaten sandviçle geldik. Sandviçleri yiyelim en azından. Tamam. Sandalyeleri açalım mı? Gerek tok karnına daha iyi mücadele ederiz. Gerek var mı? Sandalyeleri açalım ya. Bir şey yok sandalyeleri açmakta. İyi tamam. Sen sandviç çıkarana kadar ben açarım. İyi tamam hadi. Yorulduk. Al bakalım bu işte. Teşekkür ederim. Çok kullanmaz. Oh. Çok güzel. Umarım çok güzel bir göl ve batmış bir araba manzarası. Oy. Nefes nefese kaldım, yoruldum. Kuşların sesine bak. Ben yavaştan temizlemeye geçiyorum altını. Derin iyi. Soğuk oldu hava. Birden. Güneş gelince soğuyor hemen. Aynen canım. Sonunda açtık. Bir de bunun bir de çıkışı var. Çıkışını şimdi düşünme, onu yarın düşüneceğiz. Onu yarın. Nasıl? Burası iyi bence. Hiç kurumak hareket için. Ettirme arabayı. Aynen öyle. İyi orası. Bence de iyi. Her şey sırılsıklam. Tamam. Ha. Uçuyor yine. Şimdi senden ricam, tut çadırı şöyle bir kaldır. Bir dakika. Benim buna gücüm nasıl yetsin? Islak bir de bu. Biraz su. Tamam, aç. Yaş. Açsana kız. Ya bir şey diyeceğim. Havaya kaldırarak, yana çekerek değil. Heh.
güzel, yakışıklı. Şöyle gece için arkaya koyuyorum kalınları, uzun uzun yakarsak diye. Kururlarsa güzel yanarlar. Al bakalım doğum günü hediyenin siftahını yapıver. Çok güzel gözüküyor ama büyük, kocaman. Şöyle mi? Yatağa gerek yok, uyursun sen bunun üstünde. Uyurum. Nasıl yapacağız? Dur bakayım. Otur bakalım. Kocaman. Çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Güle güle kullan. Çekelim köşeye. Gel şurayı alalım. Ben bunu senden çok kullanırım, ben sana söyleyeyim.
Hadi afiyet olsun bakalım. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Ne yaptık sanki? Hepsi hazır. Onu koyabilirsin arkaya. Hadi bakalım. Uyan güzellik uykundan. Uyumadım ki. Etrafı izliyorum. Gidiyor muyuz? Su bidonunu alalım. Ben alacaklarımızı aldım. Testereyi açayım burada. Şuradan gelsene. Yandan sürüklersin. Altı su. Nasıl yapacağız şimdi? Al sen bunları. Şu ikisini atalım, üçünü. Şunu bölelim. Aynen. Bir de şurada inceler var, onları alırız. Daha üç parça yapacağım bunu. İçlerinde bir şey var mı? Bak da yine milletin pisliği. Zıkkım içsinler dedikten sonra da bazıları kızıyor. Palayı atsan. Suyu ben taşıyacağım. Tamamdır. Kar bayağı yumuşamış. Yumuşamış ama altı sert hala bak. Tabii. Bundan öteye gitmiyorsun.
Şimdi şu odun kırmak için ideal bence. Bence de. Bir kaldırayım bakayım. Testereyle girmelik. Ya akşam çok güzel esmese var ya, uyuyana kadar dışarıda ateş başında oturabilirim. Rüzgar olmasa güzel aslında.
İskambil'e de pis yedim de biliyorum da bunu da bilmiyorum. Unuttum ben de. Her kırmızı olsun. Bununla bitebiliyor muyum? Olmaz. Onunla bitemem ki. Niye bitemeyeceğim? Şöker. Neydi o? Şöker. Tamam şöker. Bitebilirsin fark bitti. Etmez bence. Neden tebrik biz ediyorum. Şey yapmadık? Teşekkür ederim. Araba oyunlarımızı niye getirmedik? Bir dahaki kampta alalım onları. Onlar çok daha eğlenceli. Güzel. Bu birazcık boş ama o biraz zeka oyunu. Daha güzel. Bir el yetti bana. Hadi tamam bunun için. Eğlenceli olmuyor. Kalabalık olmayacak. O zaman olmayacak. Film mi? Aykut evcin. Oh içeri sıcacık. Ay sıcacık. Dışarıda rüzgar kendini göstermeye başlıyor. Yataktan çıkasın. Ve çık ama. Toparlanalım. Bir keyif yapalım. Neden? İlaçlar da bir iki güne fayda etmez tabii. Bak sobanı da yaktım. Günaydın. Tutunurken bir daha açıyorum. Biz de her kampa girişimizde hastayız zaten farkında mısın? Yok. Değiliz o kadar değil yani. Hadi bekliyorum seni yatağa toplayacağız. Sen onu sağ arkadan koy. Ver bana. Sen botlarını giy. Ben sol arkaya geçeceğim. İçindeki suyun rengi ne? Donmamış ama buz gibidir. Üstü buz parçalı. Üstü buz tutmuş. Geç bakalım. Biraz da sen don.
çok soğuk. Kaç tane şey yapalım. Şu uzunları alalım. Tam ikiye mi böleyim? Tam ikiye bölelim ya. Tamam. Anca zaten. Böyle biraz iç kısımlarını alayım. Bu kalsın şimdi burada. Kalsın. Girelim içeriye. Küçük de alayım. Ay. Al bakalım bunları da. Arabanın önündeydi galiba peçete. Onu da getirebilir misin? Tamam. Ekmekleri koyarız, baksana. Afiyet olsun bakalım. Ellerine sağlık. Elimize sağlık. İyi misin? Biraz. Hadi yiyelim. Sonra da ilaç seansı. Çay bile yapmadım şu ilaçları hemen kavuşayım diye. Geçen sene çok yapardık. Bakayım. Çok özledim ver bana ayakkabını lise. Bu sefer çok kirlendi. Toz.
tekrar mı üç yapıyoruz? Kalsın şurada. Bir dakika. Biraz daha çekil. Tamam. Dur. Katla. Devam et. Tamam. Oh. Kaldığımız yerden tekrar bir kalış yaşadık çünkü kanaldan kaydı ve gerçekten şaka gibi ya. Umarım eve gidebileceğiz. Gelirken baktığımız yerde gene kaydı araç. Bu seferki daha bir alta oturdu sol taraf. Kalma, ne olur kalma ya.